Penaltı noktasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Fırat Aydınus'la birlikte yine haftayı değerlendireceğiz. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da yine birbirinden ilginç gelişmeler var. Avrupa'dakiler biraz futbolla ilgili, bizdekiler de çoğunlukla saha dışı ile ilgili. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Niye penaltı noktası? Neden penaltı noktası? Artık o sorumuzu yaşananlardan sonra herkes unuttu sebebini. Sebebi neydi? Her hafta gündem değişiyor. Hatta günlük değişiyor 24 saatte. Yani unutturmayalım o zaman. Programımızın adını unutacaklar. Sevgili yönetmenimiz Sercan bile bıraktı artık bu soruya cevap vermeyi. Düşün artık yani. Başka işleri var Sercan'ın, o yüzden. Evet hocam, şöyle satır başlarına bakıyorum da izleyicilerimizden, hani izleyicilerimiz neler bekliyor diye. Hakemlerin klasmanlarla ilgili tahkimin sonucu. Merkez Hakem Kurulu hakemlere tuzak mı kuruyor? Yeni tuzaklar mı geliyor? Abdurrahman Arıcı'dan skandal açıklamalar. Hakem derneklerinden istifa çağrısı. Satır başlarımızı okuyorum. Bir hakemin yok ediliş hikayesi. Kulüplerin varla ilgili açıklamaları. Kupa maçlarının hakemleri. Haftanın pozisyonlarının değerlendirilmesi, haftanın hakemlerinin değerlendirilmesi. Bir de tabii Avrupa'dan görüntüler. Neler oldu Avrupa'da onlar. Benim de çok sevdiğim liglerden ilginç istatistikler. Hadi hayırlısı, başlayalım. Peki başlayalım. Önce tahkime giden hakemlerin klasmandan dolayı itiraz ettikleri, klasmanlara ettikleri itirazların sonuçlarının alınması. Üstüne de bununla ilgili tahkimin olumlu cevabı. Burada bu arada son dakika gelişmesi, Giresunspor Hakan Keleş'te yollarını ayırdı. Onu da söyleyelim bu maçtan sonra. 4-5 gibi. Öyle mi? Şimdi düştü mesaj olarak da. Gündüz 4-5 bizde zaten o. Bir önceki maçta bir taraftarlar vedalaştı evet. Da evet. Kimse farkında değildi. Hakan Keleş biliyordu. Ben iki senedir iyi direniyordu Giresunspor. Teknik direktörün arkasında böyle ortamda durmaya başarabilen nadir yönetimlerden biriydi. Çok da kutlamıştım çok kere. Buraya kadar sürdü en azından. O açıdan da Türkiye'deki genel değişim sayısına bakarsak çok da iyi bir süre çalıştığını söyleyebiliriz açıkçası. Hocam şimdi tahkim itirazlarıyla ilgili başlayalım. Biliyorsun bu itirazlarla ilgili prosedürün olduğu, aslında 30 senedir hiçbir merkez hakem kurulu uygulamadığı, gözlerden kaçtığı, daha öncesinde klasman listelerinin açıklanması gerektiği, sonra buna itiraz alınacaksa, itiraz geldikten sonra bunların nihai halin açıklanabileceği gibi aslında prosedür olarak yazan fakat uygulanmayan bir sistemin olduğu ortaya çıkmıştı. Pek çok hakem de klasmanlara yapılan itirazların ardından başvurdu. Pek çok hakemin itirazı bu listede, birkaç tane sadece kararların giriş bölümünü aldım ben. Kabul edildi. Bununla ilişkin ne söylemek istersin? Bu klasmanlarla ilgili şunları da küçük not olarak hatırlatayım. Hani biliyorsun bizde en çok değiştirilen şey TFF bünyesinde MHK talimatı oldu. Aslında pek çok futbola dair değişmesi gereken talimat var ama önceki Ferhat Gündoğdu döneminde devre arasında, lig devam ederken, ikinci yarının ortasında 4 kere klasman değiştirebilme fırsatı verildi ne yazık ki TFF ve MHK'ye. Şimdi onların bir kısmı tabii düşürüldü, sonra tekrar devre arasına düştü, 2'ye düşürüldü. Ama bu klasman dönemleri her zaman sıkıntı. Sözü sana bırakayım. Bayağı bir uzun bir açılış oldu. Ben de bu paralelde kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi birincisi bu federasyon talimatları ve Merkez Hakem Kurulu talimatları ile ilgili iki kişi tanırım. İşte bunlardan bir tanesi Hüseyin Özkök, biri de Tahir Kum'dur. Bu talimatlarla ilgili bilgi sahibi olan insanlar, bunları detaylı inceleyen insanlardan bir tanesi de sensin. Evet. Dolayısıyla bunlar üzerine teknik anlamda fikirleri beyan edecek, daha sağlıklı bir şekilde söyleyecek insan sensin. Ama ben sadece bundan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Tahkim kurulu disiplin kurulunu, futbol disiplin kurulunu bu sene çoğu konuda verdiği cezaları iptal ettiği için onunla birlikte artık Merkez Hakem Kurulu'nda hiçe sayacak bir şekilde karar verdi. Buradaki olay... Sadece Merkez Hakem Kurulu mu sence? Şundan dolayı diyorum. Çünkü neticede bütün bu klasmanların onaylanmasını, bütün bu talimatların yazılması esnasında oradaki belirtilen kurallara rağmen onaylayan TFF yönetimi. Ya
İnan senin kadar, bu saydığım isimler kadar, benim kadar bilmiyordur talimatları onaylı. Peki. Bak ciddi söylüyorum. Dolayısıyla Merkez Hakem Kurulu bu talimatlar planında, o klasmanlarda önlerine ne sunuyorsa, dolayısıyla yani senin kurumunun içerisindeki bir kuruluşun sana getireceği ve imzaya sunduğu şeyin geçerliliğinin dayanakları anlamında yerli yerinde olduğunu zannederek o imza atmaları da çok normal. Yani otomatikman yani Merkez Hakem Kurulu sana getiriyorsa bu klasmanları imzalamak için, bir de Merkez Hakem Kurulu'nu denetleyen bir merci olması lazım ki ona soracaksın da doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı diye. O imzada yani ben çok suç bulmam. Merkez Hakem Kurulu götürüyorsa, bu arada bunu bu yenisi mi Sabri Hoca mı? Evet, Sabri Hoca dönemiydi. Sabri Hoca. Sabri Çelik Merkez Hakem Kurulu Başkanı iken olan klasmanlar. Yani, peki mesela bu merkez, yani o zaman gitti. Peki bu Merkez Hakem Kurulu geldiğinde bu klasmanların imzasından sonra bile olsa hani bir bakmadılar mı, bir incelemediler mi? Doğrusuyla eksisiyle bu talimatlara uygun mu değil mi diye bir check etmediler mi? İşte o zaman aslında getirildi. Etmeleri gerekir gerekmez tabii ki. Ki yani tahkimden bu dönüyorsa yani, gerçi şu anda en iyi yapılan şeylerden bir tanesi, kimse üstünü almıyor. Şimdi eski MHK'nin yaptığı deyip geçecek. Ama neticesinde şu var, demek ki Merkez Hakem Kurulları da talimatlara göre bir şeyi yaparken ya talimatlara uymuyorlar ya da bilmiyorlar. Bu sonuç çıkıyor. Evet. Burada şunu da söyleyeyim bu arada. Hani zincirleme olarak belki bir resmiyette hata olmuş olabilir ama eskiden şöyle bir şey vardı. Yıllarca bu klasman yapılması durumunda hep itirazlar gelirdi. Pek çok hakem itiraz ederdi. Ama hep tahkimden bir şekilde hani boş itirazlar diye değerlendirilir. Hep geri dönerdi. Yani 8 Mart biraz bu olayda miyek taşı oldu diyebiliriz. Tahkim artık hakemlerin bu tarz başvurularında olumlu yanıt veriyor. Hani biraz daha kural koyucuların ve kararları alanların biraz daha dikkat etmesi gereken bir süreç başladı diye düşünüyorum 8 Mart'tan sonra. Bu kısmına ne dersin? Ya kesinlikle hani yaptım oldu belli bir talimatlar. Yıllarca öyleydi biliyorsun. Yaptım oldu. Şimdi baktığınızda artık hakemler de bu talimatları üzerinde haklı ve haksız konularında incelemeler yapıp itirazlar yapıyor. Yani en üst merci şu anda tahkim. Ve o mercinin de inceleyip sık dokunması gerekiyor. Dediğin gibi 8 Mart'ta bunu yaşadık. Evet. Hatta birebir işte görüşmelerle, savunmalarla hem Merkez Hakem Kurulu'nu temsil eden Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın, o zamanın başkanının görüşlerini aldılar. Bizimkileri aldılar. Dilekçemizi aldılar. Avukatlar nazarında oldu ve sonuç malum yani. Evet. Şimdi bir de bu var. Demek ki burada bir sorun var.